Merhaba çocuklar. TSL Neşeli Çizimler'e hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli bir şey çizeceğiz. Çikolata çizeceğiz. Çok tatlı değil mi? Çok lezzetli. Sürekli yemek isteriz mesela. Hadi resme başlayalım o zaman. Ne duruyoruz? Paket çikolata çizeceğiz biz. O yüzden önce paketin alt kısmını yapalım. Çikolatamızın paketinin. Şöyle şuraya kadar bir gelelim. Sonra bir de şu üst kısmından gelelim şöyle. Ve paket açılmış olsun değil mi? O yüzden şöyle tırtırlı yapalım orayı. Böyle böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Orayı birazdan düzeltiriz. Evet, işte oldu. Paketimiz açık olacak ya. O yüzden şöyle pakete açık havası vermek için şöyle paketimizin uç kısmını çiziyoruz. Böyle sanki açılmış gibi. O zaman bu kısım ne olacak? Çikolatamız olacak. Hemen oraya böyle kare kare çikolatalarımızı yerleştirelim. Şöyle yapalım. Hatta bu karelerin içine kalp çizeriz. Kalpli çikolatamız olmuş olur değil mi? Tamam. Paketimizin şurasını düzeltmek istiyorum. Bir dakika. Biraz bozuk olmuş. Şimdi hemen çikolata paketimize bir göz çizelim. Çok hoş oldu. Evet, çizimimiz bitti. Şimdi hemen keçeli kalemimizle üzerinden geçelim. Çikolatanın ana maddesi kakao çekirdeği değil mi? Hepimiz biliyoruz. Peki en ünlü çikolata nerede biliyor musunuz? Belçika çikolatası. Belçika'nın çikolatası çok ünlü. Peki ana vatanı Belçika mı? Hayır değilmiş biliyor musunuz? Afrika'ymış. Çünkü en güzel kakao çekirdekleri orada yetişiyormuş. Hemen şimdi kurşun kalem izlerimizi silelim ve boyamamıza geçelim. Evet, şimdi boyamamıza başlayabiliriz. Çikolatamız tabii ki kahverengi olacak. Ama paketini ben pembe yapmak istiyorum. İsterseniz önce paketini pembe yaparak başlayalım. Çikolataların çeşitlerini biliyorsunuzdur değil mi? Çok fazla zaten çeşidi var. Bitter çikolata var, sütlü çikolata var, beyaz çikolata var, fındıklısı var, fıstıklısı var. Bir sürü çeşidi var, sayamayacağımız kadar çok. Peki bunlardan en faydalısı hangisi onu biliyor musunuz? Bitter çikolataymış. Bitter çikolata sütlü çikolataya göre daha faydalıymış. Bunu duyduğumda bir tık üzülmüştüm ben açıkçası. Çünkü bitter çikolatayı çok sevmem. Bu arada sağlıklı çikolatalarınızı evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu biliyor muydunuz? Kendiniz sağlıklı çikolata tarifleri bakarak o şekilde kendi çikolatanızı yapabilirsiniz. Hem böylece paketli olmamış olur hem de sağlıklı olmuş olur. Hatta bunun için size bir sayfa önerebilirim. Sertaç abiyi bilirsiniz. Sertaç abinin eşi var, Yasemin ablanız. Onun Doğala Yakın sayfası var. Instagram hesabının adı Doğala Yakın. Bence onu bir takip edin. Annelerinize söyleyin. Sizin için takibi alsınlar. Oradaki sağlıklı çikolata tariflerine bakabilirsiniz. Hatta sadece sağlıklı çikolata yok. Aynı zamanda bir sürü sağlıklı yiyecek tarifi var. Oraya bir bakın derim bence. İşte bu kadar. Şu boş bıraktığımız kısımlara hemen kırmızı kırmızı yanaklarını yapalım. Bu sefer paketi pembe yaptığımız için yanakları kırmızı yapmak zorunda kaldık. Yoksa genelde biz yanakları pembe yaparız biliyorsunuz ki. Şimdi şu gözümüzün içini boyayalım. Orayı unutmuşuz. Şimdi isterseniz çikolatalarımızı boyamaya başlayalım. Ben şu çikolatanın dışta kalan kısmını yapmak için açık kahverengi kuru boya kullanacağım. Şu karelerin dışında kalan kısmı boyamak için. Ama kareleri koyu keçeli kalemle boyayacağım.
çikolataların aynı zamanda yemeklerde kullanıldığını da biliyor muydunuz? Çok ilginç değil mi? Yemekte nasıl çikolata kullanılsın ki, tatlı yani. Ben mesela anlam verememiştim ilk başta. Hem de etli yemeklere koyuluyormuş. Düşünsenize etli çikolata. Benim pek hoşuma gitmedi. Sevmedim bu fikri. Hatta Meksika'da acı yemeklerde acı çikolatalar falan oluyormuş böyle. Acılı yemeklerin içine katılıyormuş. Değişik bir damak zevkleri var. Şimdi o tablet kısımlarını kahverengi keçelimizle boyamaya başlayabiliriz. İçindeki kalpleri boş bırakacağım. Kalplerin dışını boyayacağım. Son olarak bu gri kısmı yapalım ve bitirelim. Harika oldu. Şimdi size göstereceğim ama bir dakika önce ismimizi yazalım. Hazır mısınız? İşte çikolatamız hazır. Çok güzel değil mi? Evet, ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. O zaman haftaya başka bir resimde görüşürüz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hoşça kalın.